Merhaba arkadaşlar, 6. sınıfların İngilizce online eğitimine hoş geldiniz. Konumuz quantifiers, yani miktar belirleyici sıfatlar. Bildiğiniz gibi miktar belirleyicileri bir isimden önce kullanıyoruz ve az, çok gibi anlamlar bize veriyor. Fakat bunların İngilizce'de sayılabilir ve sayılamayan olma durumlarına göre bazı farklılıkları var. Bugün onları beraber öğreneceğiz. İşleyeceğimiz konular many, much, a little, little, a few, few, a lot of ve lots of olacak. Şimdi öncelikle many ve much ile başlayalım. Many birçoğunuzun da bildiği gibi çok anlamına geliyor. Many is used with countable nouns. It means too or very. We can use it in negative and interrogative sentences. Also, we can use it in affirmative sentences with to or so. Bize buradaki açıklamada şunu demek istiyor. Many sayılabilen isimlerle kullanılıyor. Anlamı çok anlamına geliyor. We can use it in negative and interrogative sentences. Yani olumsuz ve soru cümlelerinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda başına to veya so getirerek olumlu cümlelerde de kullanabiliyoruz. Örneklere bakalım. How many apples are there? There are many apples in this picture. Şimdi burada biz soru sorarken many'i kullanabiliyoruz. How many apples are there? Resimde kaç tane elma var? Resimde birçok çok fazla elma var şeklinde. How many sorularda da kullanabiliyoruz demiştik. İkinci örneğimizde how many chairs are there? Burada kaç tane sandalye var? There are two chairs şeklinde cevap verilmiş. Dikkat ettiyseniz how many ifadesinden sonra gelen kelimede s takısı yani çoğul eki mutlaka oluyor. Bu da önemli bir nokta. Çünkü many'yi sayılabilen isimlerde kullanıyoruz ve anlamı çok olduğu için mutlaka kendinden sonra gelen kelimede s takısının olması gerekiyor. Diğer örneklere bakalım. There are too many cars on the street. Sokakta çok fazla araba var. Az önce de söylediğim gibi many'nin önünde to veya so gibi ifadeler kullanırsak olumlu cümlede kullanırken daha anlamlı bir cümle elde etmiş olurum. She has made so many mistakes cümlesinde çok fazla hata yaptı diye bir ifade verilmiş. Yine mistake sayılabilen bir isim olduğu için many ile kullandım. Dikkat ettiyseniz zaten kelimenin sonunda da s takısı var. Carla does not have many friends. Bu sefer many'nin olumsuz cümlede kullanışını görüyoruz. Yine ama aynı şekilde kendinden sonra gelen isimde yani friends kelimesinde en sonunda s takısı mutlaka kullanılmış. Dördüncü cümlede he has so many relatives in Poland. Yine aynı şekilde many'den önce bu kez so kullanmış çünkü bu bir olumlu cümle. Ve relatives kelimesinin sonunda da s takısı mutlaka kullanılmış çünkü sayılabilen bir isimden bahsediyoruz. Beşinci cümlede there weren't many people at the hall. Yine aynı şekilde bu sefer many'nin olumsuz cümledeki kullanışını görüyoruz. Ve kendinden sonra gelen kelime yine çoğul haliyle kullanılmış bir kelime yani people kelimesi kullanılmış. Şimdi sıradaki konumuz many ile aynı anlama gelen much ifadesi. Much is used with uncountable nouns. It means too or very. We can use it in negative and interrogative sentences. Also, we can use it in affirmative sentences with too or so. Az önce de söylediğim gibi many ve much'ın anlamı aynı. İkisi de çok anlamına geliyor. Aralarındaki tek fark many sayılabilen isimlerle, much sayılamayan isimlerle kullanılıyor. Yine much'ı negatif ve yani olumsuz ve soru cümlelerinde kullanabiliyorum. Olumlu cümlelerde de kullanacaksam genellikle başında to veya so ifadeleri geçiyor.
örneklere baktığımızda how much traffic is there this morning? Şimdi burada much ifadesi neden kullandım? Neden many ifadesi kullanmadım? Çünkü trafik sayılamayan bir isim ve ne kadar trafik var ifadesini sormam gerektiğinde how much ifadesini kullanmam gerekiyor. There is a lot of traffic, the cars aren't moving very fast diye de yanıt verilmiş. How much water is in the glass? Bardağın içinde ne kadar su var? Neredeyse dolu. It is almost full. Yine water kelimesi yani su kelimesi İngilizce'de sayılamayan bir isim olarak geçmektedir. Bu yüzden how much ifadesiyle soruyu sorabiliyorum. Diğer örneklere de bakalım. It doesn't need too much milk. Şimdi çok fazla süte ihtiyacı yok. Milk bildiğiniz gibi sayılamayan bir isim. Yani süt İngilizce'de yine su gibi sayılamayan bir ifade. Bu yüzden much kelimesiyle kullanmam gerekiyor. Olumsuz cümledeki kullanımını görmüş olduk burada. We had so much fun. Çok fazla eğlendik. Olumlu cümlede yine aynı şekilde much'ın kullanımı var demiştik. Peki neden burada fun kelimesinden önce many değil much kullandık? Çünkü yine eğlence kelimesi sayılamayan bir ifade. Zaten sayılabilen bir kelime olsaydı mutlaka fun kelimesinden sonra s takısı gelmesi gerekirdi. Üçüncü cümlede how much money have you got? Ne kadar paran var diye bir soru sormuş. Money kelimesi yine sayılamıyor. Dikkat ettiyseniz hep much kelimelerinden sonra gelen kelimeye bakıyorum. Milk, fun, money gibi. Yine money de tek tek sayamadığım bir şey olduğu için much ifadesiyle kullanıyorum. There isn't much sugar in my coffee. Kahvemde fazla işte şeker yok diye bir ifade verilmiş. Sugar tek tek tane tane sayamayacağım bir madde olduğu için yine much kullanmam gerekiyor. I didn't get much sleep yesterday. Yine sleep ifadesini ben tek tek sayamayacağım için much kelimesi kullanmam gerekiyor. Şimdi bir sonraki başlığımızda a lot of ve lots of kelimelerini işleyeceğiz. Aslında anlam olarak ikisi de aynı. Açıklamayı dikkatli bir şekilde inceledikten sonra örneklerle daha iyi anlayacağız konuyu. We use a lot of and lots of in informal styles. Lots of is more informal than a lot of. A lot of and lots of can both be used with plural countable nouns and with singular uncountable nouns for affirmatives, negatives and questions. Buradaki açıklamamız da bize şunu söylüyor. A lot of ve lots of kelimelerini daha çok informal yani resmi olmayan konuşmalarda kullanıyoruz. Ama lots of, a lot of'a göre biraz daha informal bir kelime. A lot of ve lots of'u hem plural countable nouns yani sayılabilen çoğul isimlerle hem de sayılamayan tekil isimlerle olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanabiliyorum. Ve yine anlamı many ve much'taki gibi çok, çok fazla miktarda anlamına geliyor. Örneklere bakalım. We have got lots of things to do. Yapacak çok fazla şeyimiz var, yapacak çok fazla işimiz var. Şimdi yine dikkat ettiyseniz lots of'tan sonra gelen kelime sayılabilen bir kelime ama az önce açıklamada da söylemiş olduğumuz gibi sayılamayan ifadelerde de lots of ya da a lot of kullanabiliyoruz. Burada bu sefer bize sayılabilen bir isimle örnek verildi. Lots of things kullanılması da bu yüzden. That is a lot of money. Money sayılamayan bir ifade demiştik. Bu yüzden a lot of kullanabilirim.
There weren't a lot of choices. Bu sefer sayılabilen bir isimle a lot of'un kullanımını görüyoruz. Choice kelimesinin sayılabildiğini peki nereden anlıyorum? Sonuna gelen s takısından, yani çoğul ekinden anlıyorum. Can you hurry up? I don't have a lot of time. Time kelimesi, yani zaman kelimesi yine birim olarak sayılamayacağı için yine a lot of kelimesini kullanabiliyorum. Are there a lot of good players at your tennis club? İfadesi verilmiş. A lot of'tan sonra gelen kelime bu kez sayılabilir. Good players. Sayılabildiğini yine nereden anlıyorum? Sonuna gelen s takısından. Have you eaten lots of chocolate? Chocolate kelimesi, yani çikolatayı sayamayacağım için burada lots of kullanmam yine uygun oluyor. Şimdi buradaki bize verilen tabloda bu dört miktar belirleyicinin, yani many, much, a lot of ve lots of'un aralarındaki ufak farklılıklardan bahsedilmiş. Şimdi tekrardan bir göz atalım bu farklılıklara. Much'la başlayalım. Much is used with uncountable nouns to indicate a large quantity. It is mostly used in negative questions or sentences. Az önce söylemiştik. Much sayılamayan isimlerle kullanılıyor ve büyük, yani çok miktarları ifade etmek için kullanıyoruz. Genellikle olumsuz cümlelerde ya da soru cümlelerinde kullanıyoruz ama to veya so getirerek yine olumlu cümlelerde de kullanımıyla karşılaşabiliriz. Örneklerde how much is the entrance fee? Sayılamayan bir isim olduğu için much kullanıldı bu soruda. She doesn't visit much anymore. Ziyaret etmeyi çok olarak niteleyeceksek much kullanmamız gerekiyor. Çünkü sayılamayan bir şeyden bahsediyoruz. Don't rely too much on others. How much is it, mom? Fiyat sorarken de yine how much sorusunu soruyorduk. It doesn't need much milk. I feel much worse now şeklinde. Many ifadesine bakalım. The word many means a lot of. We use many with plural nouns. Yine aynı şekilde many de çok, yani çok miktarda anlamına geliyor. Ama bunun much'tan farkı neydi? Çoğul isimlerle kullanıyorduk many'yi. Örneklere baktığımızda does she want many dresses? Zaten many'den sonra gelen dresses kelimesi s takısı almış. Bu yüzden bunu sayılabilen bir ifade olduğunu anlıyorum ve much yerine many kullanabiliyorum. How many cars in the gallery? Yine cars, dikkat ettiyseniz s takısı gelmiş ve çoğullaştırılmış bu ifade. Bu yüzden how many ile soru sorabiliyorum. Üçüncü cümlede Mary has many cats. Mary'nin çok kedisi var. Kediyi yine sayabildiğim için many ile kullanabiliyorum. I have many things to do. Yine s takısı gelmiş ve bu yüzden many kullandık. How many people are there in the world? Kelimesi sorusunda yine many'den sonra gelen kelime, yani people kelimesi sayılabilir ve person yerine people kullanılmış, yani çoğullaştırılmış. There aren't many women priests. Yine aynı şekilde woman kelimesi çoğullaştırılmış ve many ile kullanılmış. Aşağıda a lot of'un bir anlatımını görüyoruz. A lot of means a large number of amount. It can be used for countable or uncountable nouns, negative, positive and question. Yani az önce de söylemiştik. A lot of çok miktarda anlamına geliyor. Sayılabilen ve sayılamayan isimlerin her ikisiyle de kullanılabiliyor. Olumsuz soru ve olumlu cümlelerde karşımıza çıkabilir. Örneklerde şunları vermiş bize. They've got a lot of orange juice. A lot of kelimesinden sonra orange juice kelimesi gelmiş. Gördüğünüz gibi sayılamayan bir ifade ama a lot of ile kullanabiliyorum. There is a lot of money in my bag. Yine aynı şekilde a lot of'tan sonra sayılamayan bir isim, yani money gelmiş ve burada da yine a lot of kullanabiliyorum. Çünkü a lot of'un sayılabilir, sayılamayan diye herhangi bir kısıtlaması yok. Her ikisinde de kullanabiliyorum. Üçüncü cümlede I have a lot of pencils.
apple kelimesi bu kez sayılabilir ve elatofla yine kullanımında herhangi bir sakınca yok. Çünkü elatofun sayılabilen ve sayılamayan isimlerle kullanımı var demiştik. I have a lot of time. Time kelimesi bu kez sayılamayan bir kelime, gördüğünüz gibi a lot of'la kullanımı var. I drank a lot of water. Yine water sayılamayan bir kelime ama a lot of'la kullanmamız doğru oluyor. Lots of ifadesine bakalım. A lot of and lots of have the same meaning. Lots of means a large number of amount. It can be used for countable or uncountable nouns, negative, positive and question. Az önce de söylemiştik. A lot of ve lots of arasında bir fark yok. İkisi de aynı anlama geliyor. Ve ikisi de çok miktarda anlamına geliyor demiştik. Sayılabilen ve sayılamayan isimlerin her ikisiyle de kullanılıyor. Olumlu, olumsuz ve soru cümleleriyle de karşımıza çıkabilir. Örneklere bakalım. Lots of people went to the game. Birçok insan, yani çok fazla insan oyuna gitti. Lots of people. Lots of'tan sonra gelen kelime bu kez sayılabilir. People kelimesi. İkinci cümlede there were lots of jobs. Jobs kelimesi yine sayılabilir. Peki sayılabilir olduğunu nereden anladık? Yine s takısı gelmesinden anlayabiliyoruz. Üçüncü cümlede listening to music is lots of fun kelimesi verilmiş. Lots of kelimesini burada bu kez sayılamayan bir ifadeyle görüyoruz. Fun kelimesi sayılamayan bir ifade. Zaten sonunda s takısı olmamasından da sayılamadığını anlayabiliriz. There is lots of milk in the bucket. Yine milk kelimesi sayılamıyor ama lots of'la kullanımı mümkün. I have lots of cars. Bu kez araba kelimesi sayılabilir ve lots of'la kullanımı bize verilmiş. Şimdi gelelim a few ve few'ın arasındaki farka. A few ve few kelimesi her ikisi de az miktarda, yani az anlamına geliyor. Açıklamalara bakalım öncelikle. Few is a quantifier used with plural countable nouns. Without the article a, few emphasizes a small number of something. Adding the article removes the emphasis. A few means some. Şimdi few kelimesi çoğul ve sayılabilen ifadelerle kullanılıyor. Başındaki article, yani e ifadesi olduğunda bunun anlamı biraz, yani some anlamına geliyor. Ama e ifadesi yoksa, yani tek başına few olarak kullanılıyorsa yeteri kadar değil, yani yetmeyecek kadar az anlamına geliyor. Aşağıda da bir açıklamamız var. A few, enough, yani yeterli anlamında. A few, az ama yeterli anlamında. Few, az ve bu miktar bize yetmeyecek kadar az anlamında. Yani a few'de biraz anlamı var, yetebilecek kadar az. Ama few'de kesinlikle bu miktar bize yetmeyecek anlamı çıkıyor. Örneklere bakalım. Örneklerde bize ilk olarak şunu vermiş. How many cars are there? There are just a few. Şimdi burada a few demesinin sebebi şu. A few az önce de söylemiştik. Some, yani biraz anlamına geliyor. Yani yine de yeterli. Az ama yeterli anlamında. Few people were at the meeting. She expected 20 but only 3 came. Toplantıda çok az kişi vardı. O 20 kişi bekliyordu ama 3 kişi geldi. Yine burada nasıl bir anlam çıkartıyoruz? Few kelimesi söylediğimiz gibi az ve yetersiz anlamında. Yani 20 kişi bekliyordu ve 3 kişi geldi ve bu sayı yeterli değil. Few'ün başında e olmadan kullandığımda, yani few'ü tek başına kullandığımda bu sayı yetersiz anlamında, ama e ile kullandığımda bu sayı yine de idare edebilecek kadar anlamına geliyor. Diğer örneklere bakalım. At that time few people traveled who didn't have to. Yine buradaki few ifadesinden ben neyi anlıyorum?
Yani insanlar o zaman az kişi ziyaret ediyormuş ya da az kişi ziyaret ediyormuş ve bu sayı gerçekten çok azmış. We stayed a few days in Florence and visited the museums. Buradaki e ifadesi bize yine ne anlamı veriyor? Aslında some anlamı veriyor, biraz anlamı veriyor ve bu sayının yeterli olduğu anlamına geliyor. A few friends visited me. Yine aynı şekilde a few some yani az ama yeterli anlamına geliyor. Birkaç arkadaşım beni ziyaret etti. Yani bu sayı benim için yeterli anlamına geliyor. Few people came to the party. Burada ama few kelimesinin başında e kullanılmamış ve bu sayı yetersiz, az ve yetersiz anlamına geliyor. There were a few apples on the table. Yine aynı şekilde a few ifadesinin kullanılması az ama yeterli anlamına geliyor. Şimdi a little ve little arasında da yine few ve a few'deki gibi bir fark var. Ama little ve few'un arasındaki fark şu. Little sayılamayan isimlerle kullanılıyor. Few az önce dediğimiz gibi sayılabilen çoğul isimlerle kullanılıyordu. Ama little kelimesini sayılamayan ifadelerle kullanıyorum. Little is a quantifier which is used with uncountable nouns. Yani az önce de söyledik. Little sayılamayan isimlerle kullanılıyor. The difference between a little and little is the same as few and a few. Yani few ve a few'un arasındaki farklılık aynı şekilde little ve a little için de geçerli. A little az ama yeterli yani some gibi anlam veriyor. Aynı a few'deki gibi. Ama sadece little kullanırsam başında e kullanmazsam not enough yani yeterli olmayacak kadar az anlamına geliyor. Örneklere baktığımızda he dropped a little paint on his wife's head. Burada a little kullanılmış ve buradaki farkın aslında a little yani some biraz anlamına geldiğini bize belirtiyor. He got very little sleep last night. Burada little'ı tek başına kullanmış. Çünkü burada bize vermek istediği anlam şu. Yani çok az uyudu, yetmeyecek kadar az. Bu ona yeterli gelmedi anlamına geliyor. Diğer örneklere bakalım. I have coffee with a little milk. Yine a little burada some anlamına geliyor. Yani biraz sütle içiyorum gibi. Sorry, I have little money. I really can't afford to go out. Üzgünüm, çok az param var. Yani dışarı çıkamayacak kadar az. Bu para yetersiz anlamına geliyor. It is great that there is been very little bad weather this month. Buradaki little yine aynı şekilde çok çok az anlamına geliyor. Çünkü başında e kullanılmamış. I speak little French. Yine Fransızcayı çok çok az konuştuğundan bahsediyor. Yani yetmeyecek kadar az konuştuğundan bahsediyor. Mary got a little bit of pie. Burada a little yine başında e olduğu için some gibi bir anlamı var. Yani biraz yetecek kadar anlamında bir ifade sunuyor bizlere. Şimdi yine a little, little, a few ve few'un arasındaki farkı gösteren bir tablomuz var. Hep beraber inceleyelim. Şimdi using a little is used with positive quantity and non-countable nouns. It means a small amount or some. A little az önce de söylediğimiz gibi çok az miktarda ama yani yine de yeterli anlamına geliyor. There is a little milk in the refrigerator. Dolapta biraz yani az ama yetecek kadar süt var. Would you like a little water? Mary got a little bit of pie. Can't you discount it a little? Yine az önce söylediğimiz gibi a little kullanıyorsa yani little ifadesinin başında e kullanılıyorsa bu
Some yani biraz anlamına geliyor. Yani yetecek kadar az anlamına geliyor. Using little, little expresses a diminutive size or a negative quantity. Little means almost nothing or not much. Yani little neredeyse yok ve çok çok az anlamına geliyor. Çünkü başında bu sefer e kullanmıyoruz. I am sorry, I speak little French. Üzgünüm, çok 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 az Fransızca konuşabiliyorum. There was little time to finish my homework. The kitten is little. I have drunk little water this morning şeklinde bize örnekler verilmiş. Burada little kelimesinin başında e kullanılmaması neredeyse hiç, neredeyse yok, çok çok az miktarda anlamına geliyor. Tekrarlıyorum burada yine. A little ve little'ın arasındaki fark şu. A little'da some yani biraz anlamı var ve bu yetecek kadar anlamına geliyor. Ama little kullanırsam bu miktar bana yetmeyecek anlamına geliyor ve her ikisini de sayılamayan isimlerle kullanıyorum. Using a few represents a positive quantity. It is used with plural nouns. It means some, a small amount. Yine a few'un anlamı a little'a benziyor demiştik. Sadece a few'un a little'dan farkı şuydu. A few'dan sonra mutlaka sayılabilir çoğul bir isim gelmesi gerekiyor. Yani plural countable nouns gelmesi gerekiyor. He has a few good friends, so he's happy. Onun birkaç tane iyi arkadaşı var ve bu yüzden mutlu. Burada a few'u kullanmasının sebebi bu miktar kendisine yetiyor anlamına geliyor. There are a few books on the shelf. Yine rafta birkaç tane biraz kitap var ve bu sayı demek ki yeterli çünkü a few ifadesini kullanmış. We stayed a few days in Paris and visited the Eiffel Tower. Yine aynı şekilde a few kullanmasının nedeni bu sayının yeteceği anlamını veriyor bize. Using few represents a negative quantity or shortage. It is used with plural countable nouns. It means not many, not enough. Yine few de a few gibi sayılabilen çoğul isimlerle kullanılıyor ama negatif yani olumsuz bir anlam veriyor. Çünkü bu elimizdeki miktar çok az ve yetersiz anlamında. A few de ama yetecek kadar az yani elimizdeki miktar az ama bu yeterli ama few de elimizdeki miktar çok az ve bu bize yetmez anlamına geliyor. I've got few friends in the city, so I am lonely. Burada çok az arkadaşım var ve bu yüzden yalnızım. Yani arkadaşlarının sayısı ona yetmiyor anlamı gibi bir ifade çıkartabiliriz. They have got few cakes on the table. Yine aynı şekilde few kelimesini burada kullanması yetmeyeceği anlamına geliyor. He has few photos on Instagram. Few'dan sonra yine sayılabilen bir isim geldi ama a few kullanmadığı için burada verilen sayı demek ki yetersiz anlamına geliyor. Şimdi beraber örneklere bakalım. How much milk is left diye bir soruyla başlayan çalışma kağıdımız var. Use much in negative sentences and questions with uncountable nouns. Much az önce de söylemiştik. Olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılıyor demiştik. Ve en önemlisi sayılamayan isimlerle kullanıyor olmamızdı. Use a lot of in affirmative sentences with plural countable nouns and uncountable nouns. Ve en altta sağ tarafta use many in negative sentences and questions with plural countable nouns. Yine olumsuz cümlelerle ve sorularda sayılabilen çoğul isimlerle beraber many'yi kullanabiliyoruz. Şimdi örneklere bakalım beraber. İlk soruda how demiş, boşluk verilmiş. Will, do you need to make a sweater? Şimdi burada bizden many, much ya da a lot of seçeneklerinden birini kullanmamızı istiyor. Will kelimesi bildiğiniz gibi sayılamayan bir kelime.
yün sayılamayan bir kelime olduğu için burada much kullanmamız doğru oluyor. How much wool do you need to make a sweater? Burada neden elatof kullanamam? Çünkü elatofun sorularda how elatof diye kullanımı yok. O yüzden how much wool do you need to make a sweater? Daha doğru bir soru oluyor. Yine aynı şekilde ikinci soruya baktığımızda we don't know French people. Şimdi French people sayılabilen bir isim bildiğiniz gibi. O yüzden much seçeneğini eliyoruz. Peki geriye iki seçeneğimiz kalıyor. A lot of ve many. Ama a lot of da affirmative sentences yani çoğul cümlelerde, many de olumsuz cümlelerde diye bir ifade geçiyor. O yüzden we don't know many French people dememiz daha doğru çünkü cümlem olumsuz. Alttaki cümleye bakalım. Mr. Clinton is a rich man. He has diye bir yargı verilmiş. Ve bizden boşluğu much, many ya da a lot of'la tamamlamamızı istiyor. Much kelimesini getirebilir miyim? Hayır, çünkü bu cümle olumsuz bir cümle değil. Peki, many kelimesini getirebilir miyim? Many'yi de getiremem çünkü many sayılabilen bir ifade değil. O yüzden a lot of getiriyorum. He has a lot of money diye cümlemi tamamlıyorum. Dördüncü soruya baktığımda sepetin içinde elmalar verilmiş ve bizden bunun sorusunu sormamızı istiyor. How apples are there in the basket? Burada zaten maçı kullanamayacağımızı biliyoruz çünkü elma zaten sayılabilen bir ifade. A lot of'un da sorularda kullanımı yok demiştik. Bu yüzden many getirmemiz daha doğru. How many apples are there in the basket? Sorumuzun doğru cevabı. Beşinci soruda there were children on the bus diye bir ifade verilmiş. Yine burada olumlu bir cümle ve sayılabilen bir ifade var. Children sayılabilen bir kelime bildiğiniz gibi. Bu yüzden cevabımız a lot of olacak. There were a lot of children on the bus kelimesi daha doğru olacak. Bir sonraki soruda there aren't books on the shelves yet. Şimdi book sayılabilir. Bildiğiniz gibi zaten s takısı kullanılmış. Sayılabilenlerle kullandığım zaten iki seçeneğim var. A lot of ve many. Ama olumsuzlarda kullandığım hangisiydi genellikle? Many. O yüzden there aren't many books on the shelves yet ifadesi benim için doğru olacaktır. Bir sonraki soruda our history teacher doesn't usually give us homework. Homework ifadesi sayılamıyor ve bu yüzden de bizim geriye zaten kullanabileceğimiz much ve a lot of kelimelerimiz kalıyor. Ama olumsuz cümlelerde kullandığımız much olduğu için bu cümleye de much kullanıyorum. Our history teacher doesn't usually give us much homework diye cümlemi tamamlıyorum. Yan taraftaki cümleye baktığımda there is snow outside. Let's make a snowman. There is'den sonra boşluk verilmiş ve sonrasında snow kelimesi geçiyor. Snow kelimesi bildiğiniz gibi sayılamıyor. Ve sayılamayanlarla kullandığım iki seçeneğim var. Much ve a lot of. Cümlem olumlu olduğu için a lot of kelimesini getiriyorum. There is a lot of snow outside. Let's make a snowman. Yan taraftaki cümleye bakalım. There are different vegetables in the stall. Yine aynı şekilde vegetable sayılabilen bir ifade ve cümlem olumlu. Bu yüzden a lot of kelimesini getiriyorum. There are a lot of different vegetables in the stall şeklinde cümlemi tamamlıyorum. Diğer cümleye bakalım. You shouldn't eat too sweet. They are unhealthy. Cümlem olumsuz ve sweet kelimesi sayılabilen bir ifade. Bu yüzden
Burada many ifadesini kullanmam daha doğru. You shouldn't eat too many sweets. They are unhealthy şeklinde cümlemi tamamlıyorum. Bir sonraki cümlede there is too noise in here. We can't stand it. Şimdi burada boşluktan sonra gelen kelime noise yani gürültü kelimesi sayılamayan bir ifade ama cümlem olumlu. Bu yüzden burada yine benim a lot of ifadesini kullanmam daha doğru oluyor. There is too much noise in here. We can't stand it. There is much ifadesi kullanmam gerekiyor. A lot of ifadesini kullanamıyorum. Jack eats too junk food. He should eat more fruit. Yine aynı şekilde Jack eats junk food ifadesi verilmiş. Burada benim boşlukta kullanmam gereken ifade yine cümlem olumlu olduğu için much ve many a lot of ve many'i eliyorum. Too much junk food olarak cümlemi tamamlıyorum. There isn't apple pie left. I will bake another one. Yine aynı şekilde there isn't olumsuz bir cümle gördüğünüz gibi. Olumsuz ve sayılamayanlarla kullandığım yine much seçeneğim kalıyor. There isn't much apple pie left. I'll bake another one. Son sorumuzda yine how did you pay for your plimsolls gibi bir ifade verilmiş. Burada bizden fiyatını sormamızı istiyor ve fiyat sorarken de zaten bildiğiniz gibi much ifadesi kullanıyoruz. How much did you pay for your plimsolls olarak cümlemi tamamlıyorum. Sıradaki örneklerimiz little, a little ve few ile ilgili. Şimdi birinci sorumuza bakalım. There will be rain this week. Rain ifadesi bildiğiniz gibi sayılamıyor. Ve bu yüzden ilk boşluğa there will be a little rain this week olarak cümlemi tamamlıyorum. İkinci cümlede friends are coming over tonight. Friends kelimesinin sonunda dikkat ettiğiniz üzere s takısı var. Yani sayılabilen bir ifade. Sayılabilen ifadelerle neyi kullanıyorduk? A few kullanıyorduk. Bu yüzden cümlemiz şöyle olacak. A few friends are coming over tonight. Üçte boşluktan sonra gelen kelime sleep kelimesi. Sleep kelimesi sayılamayan bir ifade olduğu için I need a little sleep olarak cümlemi tamamlıyorum. Dördüncü soruda boşluktan sonra gelen ifade bottles. Yani sayılabilen bir ifade. Bu yüzden could you buy a few bottles of water for me olarak cümlemi tamamlıyorum. Beşinci cümlede my parents give me pocket money every week gibi bir ifade verilmiş. Pocket money sayılamayan bir ifade. O yüzden a little getiriyorum. My parents give me a little pocket money every week. Altıda boşluktan sonra gelen kelime luck yani şans kelimesi sayılamayan bir ifade. All we need is a little luck olacak şekilde cümlemi tamamlıyorum. I would like to eat biscuits now. Biscuits kelimesi gördüğünüz gibi sayılabiliyor çünkü sonuna s takısı gelmiş. Bu yüzden cümlemde I would like to eat a few biscuits now şeklinde ifademi kullanıyorum. There is still bread left. Bread sayılamayan bir ifade bildiğiniz gibi. Bu yüzden there is still a little bread left olarak cümlemi tamamlıyorum. 9'da boşluk knows kelimesinden sonra olacak şekilde düşünebiliriz. My friend knows English poems. English poems gördüğünüz gibi s takısı gelmiş. Bu yüzden sayılabilir. My friend knows a few English poems olarak cümleyi tamamlıyorum. 10. cümlede birthdays sonunda s var yani sayılabilen bir ifade. Bu yüzden there are a few
birthdays to celebrate this month olacak şeklinde cümleyi tamamlıyorum. Yan taraftaki örneklere bakalım. Bu kez little veya few getireceğiz. Birinci cümleye bakalım. We had snow last winter. Snow sayılamayan bir ifade demiştik. Bu yüzden we had little snow last winter diye cümlemi tamamlıyorum. İkide boşluktan sonra gelen kelime people, yani sayılabilen bir ifade. Few people were interested in the exhibition. Üçte boşluktan sonra gelen kelime French, yine sayılamayan bir ifade. I speak little French olacak doğrusu. Dördüncü cümlem, boşluktan sonra gentleman kelimesi geliyor. Sayılabilen bir ifade. Gördüğünüz gibi gentleman'daki a, e'ye dönüşmüş. Yani çoğullaştırılmış. Bu yüzden şu şekilde cümleyi tamamlıyorum. There are few gentlemen nowadays. Beşte, she has relatives. Relative kelimesinin sonunda s takısı var. Yani sayılabilen bir ifade. She has few relatives diye cümleyi tamamlıyorum. 6'da water kelimesi sayılamıyor demiştik. Bu yüzden there is little water in the pond diyoruz. 7'de the professor spends time in company. Time sayılamayan bir ifade. Bu yüzden the professor spends little time in company diye cümlemi tamamlıyorum. 8'de knowledge, yani bilgi kelimesi sayılamayan bir ifade. Bu yüzden we have little knowledge of this subject diye cümleyi tamamlıyoruz. Mushroom ifadesi 9. soruda s takısı gelmiş. Yani bu bize sayılabildiğini gösteriyor. There are few mushrooms in my mushroom soup. 10. cümlede animals kelimesi sayılabilen bir ifade. S takısı getirilmiş. Bu yüzden few animals can survive in the desert diye cümlemi tamamlıyorum. Bir sonraki etkinliğimizde bu sefer karışık olarak verilmiş. A little, a few, little ve few kelimeleri verilmiş. Yani burada cümlelerde bakmamız gereken iki farklı şey var. Sayılabilir veya sayılamayan isim olması ve bu miktarın yetip yetmediği konusu. Birinci cümleye bakalım. They live in a very small flat because they have money. Şimdi money ifadesi sayılamayan bir ifade biliyorsunuz. Bu yüzden a little ve little seçenekler arasında bir seçim yapmam gerekiyor. Çok küçük bir evde yaşıyorlar çünkü çok az paraları var. Yani bu yetmeyecek kadar az anlamında olmalı. Bu yüzden little money ifadesi kullanıyorum. They live in a very small flat because they have little money ifadesi benim için doğru olan seçenek. 2'de I really need to see him. I have got questions to ask him. Şimdi yine burada questions sayılabilen bir ifade bildiğiniz gibi. Bu yüzden geriye kalan seçeneklerim a few ve few. Peki yetip yetmediğini nereden anlayacağım? I really need to see him. Ona soracak sorularım var. Çünkü birkaç sorum var dememiz lazım. Yani yetmeyecek kadar az diyemem. Çünkü gerçekten onu görmesi gerekiyormuş. Bu yüzden I have got a few questions to ask him. Doğru olan seçeneğim. Yani a few kullanmam gerekiyor. 3'te could we have champagne please. Burada yine biraz anlamında ne kullanmamız gerekiyor? A little ve little seçenekler arasında bir seçim yapmamız gerekiyor. Bu yüzden doğru cevabımız bizim burada a little oluyor. Çünkü burada yine some anlamında kullanmamız gerekiyor. 4'te were you surprised ifadesi verilmiş. Şimdi surprised ifadesini hangisiyle kullanabilirim diye baktığımda
sayılamayan bir ifade. O yüzden either ve little arasında bir seçim yapmamız gerekiyor. Burada doğru olan cevabımız were you a little surprised olacak. 5'te they have already been to Spain four times. Yani çoktan onlar İspanya'ya birkaç defa zaten gittiler dememiz gerekiyor. Times ifadesi gördüğünüz gibi çoğul burada. Bu yüzden a few ve few arasında seçim yapmamız gerekiyor. A few bizim için daha doğru olan ifade. They have already been to Spain for a few times. Doğru olan cevap. These plants require water. Yine burada a little ve little arasında bir seçim yapmam gerekiyor. Baktığımız zaman bu bitkiler çok az, yani yetmeyecek kadar suya mı ihtiyacı var deriz, yoksa biraz suya mı ihtiyacı var deriz. Burada doğru olan cevabımız a little water olacak. 7'de at home the kitchen was a pleasant place. There were always flowers in a vase demiş. Evde mutfak her zaman için hoş bir ortamdır. Vazonun içinde her zaman çiçekler olur. A few mu kullanmamız gerekiyor, few mu diye bakıyoruz. Burada doğru olan cevabımız a few olacaktır. There were always a few flowers in a vase. Yani bu bize yetecek kadar anlamına geliyor. 8'de How is your father diye bir soru sorulmuş. Better, thanks. Şimdi iyi olma durumunu biz sayamayacağımız için burada a little ve little arasında seçim yapmamız gerekiyor. Doğru olan cevabımız a little olacak. Biraz daha iyi anlamına gelmesi gerekiyor. O yüzden a little better dememiz lazım. 9'da Sandra is fluent in Italian, French and Spanish. It is quite rare. People can speak several foreign languages diye bir ifade verilmiş. Şimdi Sandra İtalyanca, Fransızca ve İspanyolca da gayet akıcıymış. Ve karşıdaki kişi bunun oldukça nadir görülen bir durum olduğunu söylüyor. Çok az insan birkaç farklı yabancı dil konuşabilir demesi gerekiyor. Bu yüzden çok çok az anlamına gelen few ifadesini bu cümlede kullanmamız daha doğru. Yani few people can speak several foreign languages dememiz lazım. 10. ve son sorumuzda this boy isn't very popular at school. He has got very friends demiş. Şimdi friends kelimesi çoğul gördüğünüz gibi. Bu yüzden sayılabilen bir ifade kullanmam gerekiyor. A few ve few arasında bir tercih yapacağız. Çocuk okulda çok popüler değil, çok çok az arkadaşı var diyeceğim. Bu yüzden very few friends dememiz gerekiyor. Yani cümlem şu şekilde olacak. This boy isn't very popular at school. He has got very few friends olacak. Evet arkadaşlar, online eğitimimizin sonuna geldik. Dersin tekrarını yine takıldığınız konular olduğunda izleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz.